Havada zaten. Altın fiyatlarında bir haftadır çok hızlı bir düşüş görüyoruz. Sebebine gelince tabii ki koronavirüsle alakalı, ama koronavirüs çıktı diye altın düşmüyor. Koronavirüse önlem olarak dünya devletleri ekonomilerini kurtarmak için piyasalarında çok yüksek miktarda para sürüyorlar. Bu para trafiğini de sağlamak için ellerindeki altın rezervlerini satıyorlar. Zaten dünya ülkelerinin son yıllardaki alımlarıyla altın yukarı çok çıkmıştı. Güvenli liman olduğu için. Şimdi o güvenli limanın günü geldi. Altınlarını bozuyorlar. Devlet bankaları kendi ülkelerindeki finans kurumlarına para aktarıyorlar. Onların satışı çok şiddetli, çok büyük rakamlar olduğu için de piyasada altın düştü. Doların yükselmesi de yine bununla alakalı. Yani bu merkez bankaları dolara ihtiyaç duyduğu için her yerden dolar topluyorlar tabiri caizse. Dolara talep arttığı için de dolar da çıktı. Tamamen yine merkez bankalarının hamleleriyle alakalı durumlar. Bundan sonrası için ne olur dersek, bu düşüşün bir müddet daha hani dünya bankalarındaki açıklamalarla paralel o devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü sırayla hani eklenenler de oluyor. Atıyorum Amerika Fed 5 trilyon dolar satacağını duyurdu 10 operasyonda. Japonya 200 milyar yen satacağını duyurdu. Virüsün açıklandığı ülkeler tabii ekonomilerinin sıkıntılarına göre her biri paketleri açıkladıkça altın sattıkları için altında düşmeye devam eder. Koronavirüs etkisi geçerse bu para fazlalığı olacak bu sefer piyasada. Tekrardan altına yansıyıp talebi de getirebilir. Yani bir müddet sonra, birkaç ay sonra bunu yükseliş olarak gözlemleyebiliriz. Yani bugün itibariyle, bugün pazartesi, haftanın ilk işlem günü, biz şu ana kadar bir vurgun görmedik. Hani müşterilerimiz dükkanda alışverişlerini yapıyorlar ama vurmayacak demek değil. Çünkü yani bunun kademe kademe bizlere de yansıyacağını düşünüyorum. O yüzden bir beklentimiz var. Birazcık durgunluk, birazcık çekilme bekliyoruz. Altın aslında dünya çapında bir düşüşe geçti. Doların biraz yukarı yapması. Bir de ekonomik olarak Çin'deki çıkan virüsle ilgili biraz da şeyler var, kaygılar var. Sektörler bir anda kapandı, virüste işlenmez hale geldi. Bütün ülkeler şeyleri kapattı. Sonra altın bir anda doların yukarı gitmesiyle, bir de bu Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol restleşmesinden dolayı ons aşağı gelmeye başladı. Aslında asıl etki ondan kaynaklanıyor. Benzinin ve petrolün daha çok üretilip daha ucuza gelmesine de, hatta petrol fiyatları da zaten pompalarda bir indirime gidilmişti. Ama dolar işte bu yaşanan krizlerden dolayı yukarı giderken bir anda ters tepki yapıp onsu aşağı bastı ve altın fiyatı geri gelmeye başladı. Bence buna bağlanıyor genelde dünya çapında, ama bir şu an bu virüste kaynaklı bir istirraksızlık var şu an dünyada. Çünkü herkes korkuyor. Bir korku şeyi var. Fabrikalar çalışamıyor, üretilen mal satılamıyor, alıcı çıkmıyor. Ya altının tabii, yani şu an ne kadar biz altının düşmesini beklerken bunun yükselmesini bekleyenler de var. Bir anda yüksek alım yapanlar var, fiyatın bir anda yukarı gitmesini için bunu bekleyen fırsatçılar da var. Ama ben biraz aşağı, biraz yukarı, biraz daha aşağı geleceğini tahmin ediyorum. Yani tabii bir anda böyle tepki alışları olmazsa. Yani bunun sebebi bence tabii gündemdeki dünya borsasındaki kargaşa da olabilir. Yani malum Çin'den gelen virüs var, koronavirüsü. Tabii bu unutuluyor ama sonuçta Suriye'de bir savaş da var. Yani o virüs önüne geçmiş olsa da o hala devam ediyor. Türkiye, iç destekler, dış kuvvetler her şekilde etkili olabiliyor buna. Ama bunun fırsatçılık haline de getirilebiliyor. Aslında mesela şu anda altın çok daha fazla düşüşe geçti ama 300 lirayken şu anda 314 liraya satılıyor. Yani bu da bir fırsatçılık da denilebilir açıkçası yani. Baktığınız zaman darphane borsasında 303 lira gözüküyor ama şu anda 314 liraya satılıyor altın. Tabii onun sebebinde daha farklı araştırmak lazım ama bence o şekilde, mesela altın alıcıları için söylüyorum ben bunu.